Jeofizik Mühendisler Odası Kayseri İl Temsilciliği Semih Oybak, jeofizik mühendisi. Türkiye'nin bir gerçeği ne yazık ki. Bir deprem ülkesiyiz. Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem bize bunu gösterdi. Tabii ki deprem ülkesi olduğumuz için deprem her an olacak. Her an olması muhtemel. Çünkü yoğun fayların olduğu bir ülkeyiz. Bunu noktasal olarak şurada olacak, burada olacak gibi tahminlerin olması çok mantıklı yaklaşımlar değil. Mantıklı olan buna hazırlıklı ve buna hazır olmak. Yani Türkiye'de deprem hazırlıkları 99 Gölcük depreminden sonra çok hız kazandı, arttı. Yani bununla ilgili çalışmalar, AFAD olsun, Kandilli olsun, diğer kurumlar olsun, üniversiteler, özel sektör olsun, yoğun bir şekilde hız kazandırarak depreme hazırlık aşamasında eylem planları yapılmaya çalışmakta. Ama yine de yapı stoğunun fazla olması, nüfus yoğunluğumuzun fazla olması bu dönüşümü ne yazık ki hızlı bir şekilde tamama erdirmiyor. Yavaş yavaş ve gördükçe başımıza geliyor ve akıllanmalar geç oluyor. Tabii ki yani dikey yapılaşmaya nazaran yatay mimari, yatay yapılaşma her zaman daha önemlidir. Daha güçlü yapılar küçük yapılarda olur. Yapıların boyunun artması riski tabii ki artırmakta. Zeminlerimizin birçok bölgede hem faylı olması hem alüvyon zeminler, yumuşak zeminler olması, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması yüksek yapıların devrilmesine, yıkılmasına çok önemli etken oynamakta. Şimdi Elazığ'daki Sivrice depremimiz, burada en son kaydedilen deprem 1500 ve 1600'lü yıllarda kaydedilmiş. Sismik boşluk diye tanımladığımız bir alan burası. Yani çok uzun zamandır suskun, deprem üretmemiş, fay olan ama deprem üretmemiş bir bölgeydi Sivrice. Yine bu Doğu Anadolu fay hattı başka bölgeleri de yine halen suskun. Bingöl tarafı. Doğuya doğru Bingöl tarafı, batıya doğru Maraş tarafı uzun zamandır suskun. Yani aynı Kuzey Anadolu fayı gibi, yani İstanbul gibi, Erzincan gibi fay hatlarının olduğu taraflarda, bu tarafta Doğu Anadolu fay hattı. Yani iki büyük fay hattımız var bizim, Kuzey ve Doğu Anadolu olarak. Yani Maraş tarafı ve Bingöl tarafı şu an yine suskunluğunu devam ettirmekte. Bir deprem üretmemiş durumda. Yine buralar depremden beklenen öncelikli riskli memleketler. Şimdi burada şöyle bir şey var. Fayların olduğu alandan ziyade depremin odak derinliği yüzeye yakın ilk 10 kilometre gerçekleştiği zaman iki gün önce de yaşadık. Kayserimiz de hissetti bunu. Yani yüzeye yakın olduğu için geniş alanlara yayıldı. Direkt fay hattına bağlı olmadan fay olmayan bir bölgelerde de yıkım olması muhtemel olabilir. Yani o yüzden topyekün bir yapılaşma, topyekün bir mühendislik hizmetlerinin bu imarlaşmada, yapılaşmada kazanılması lazım tüm Türkiye için. İkinci bir harita var. Şu an Kayserimiz için de yine Erciyes fay zonu, Erkilet fay zonu başlıca merkezi etkileyecek iki tane fay zonumuz var Kayseri'nin. Biraz daha ilçelerimizi etkileyecek olan Sarız fay zonu ve Develi fay zonu var, Ecemiş. Yani Kayserimiz de uzun zamandır suskun bir bölge. Faylarımız daha önce 6 büyüklüğünde deprem üretmiş. Yani Kayseri'de 6 büyüklüğünü görebiliriz. Çünkü uzun zamandır suskun olan bir fay, Kayseri fayı. Sismik boşluk diye tanımladığımız alan şu arası. Yani Kayseri merkezinin hem kuzeyinde hem de güneyinde olan bir fayın uzantıları bunlar. Yani o deprem kuşakları da bu yeni 1 Ocak'taki yasayla, yönetmelikle değişti. Yani derecelendirme büyüklükten ziyade deprem ivmesi artık konuşuluyor. Şu anki Sivrice'de, Elazığ'da olan 6-8 büyüklüğündeki depremin ivmesi 270 gal civarında. Yani eski hesapla 4, sizin dediğiniz 3. derece, 4. dereceye gelen bir deprem oldu.
Aynen, yine de büyük bir deprem oldu. Geniş alanlarda hissedildi. Yani nüfus yoğunluğunun artması bu tip yapılaşmaya yönlendiriyor ne yazık ki insanoğlunu. Yani yatay yapılaşmaya dönülmesi zaman alacaktır. Çünkü yeni imara açılan bölgelerde, Kayseri'mizde, özellikle Koca Sinan bölgesinde, hastanenin yapıldığı alan, şeker bölgesi, oralarda da şu an yani yüzeye yakın zayıf zeminlerin olduğu bölgeler burası. Buralarda yani mühendislik çalışmaları, jeofizik çalışmalar olmalı ki sağlam zemin seçilsin ve ona uygun sağlam yapı yapılsın. Yani gönül ister ki oralara hep yatay yapılaşma yapılsın. Ama şu anki kat izinleri orada düşük aslında. Yine 6 katı görmüyor ama sonuçta yine yüksek yapılaşma. Şu yani. Araya girmem gerekiyor. Kent merkezinde saha bir bölgesinde biliyorsunuz ki oraya kentsel dönüşüm alanında ve yüksek katlı yapılar var. Aynen. Bu bir, bulunduğu yer olarak orası da yine bir tehdit bölgesi mi? Tabii yani Koca Sinan bölgesinde Sahabiye olsun, Pervane olsun, Kötü Göller olsun, Zümrüt, biraz daha batı tarafına doğru Sümer, Yeni Mahalle, Ziya Gökal, buralar hep yeraltı suyunun olduğu ve zayıf zeminlerin olduğu, gevşek zeminlerin olduğu alanlar. Buradaki belediyemizde jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleriyle imar bazlı raporlar, parsel bazlı zemin etüt raporları yapılıyor ve denetimi sıkı bir şekilde oluyor. Sahabiye'de de yine bu şekilde. Yani yüksek bir yapılaşma yapıldı ama önlemleri alınarak yapıldı. Ama keşke yatay yapılaşma olsaydı veya başka bir çözüm üretilseydi. Yine aynı şekilde Melikgazi'mizde de aynı sıkıntılar mevcut. Ambar bölgesi, organize sanayi bölgesi, aynen bataklık bir bölge. Ne yazık ki orada jeofizik mühendisi, denetçi mühendisimiz yok. Orada çalışmalar, yani parsel bazlı çalışmalarda tam denetim sağlanamıyor.